başkan. Evet, görüntülerde de sanıyorum gözüktü. Azılı bir domuz vurduk. Fakat domuz da köpeğimizi yaraladı. Ne yazık ki domuz avında da böyle talihsiz kazalar olabiliyor. Her zaman insan başına gelmiyor. Köpeğin de başına gelebiliyor. Sık sık gelebiliyor. Bizim bölgemiz oldukça sık, karışık, çok çalılık. Hem insan için hem hayvan için çok zor bir arazi yapısı var. Dolayısıyla da domuz köpeğe saldırınca köpek de çalılara dolaşıyor. Tabii kesmesi daha bir olasılığı yüksek oluyor. Hakan Bey domuzu vuran arkadaşımız. Kendisi aynı zamanda eczacı. Köpeğe bir ilk yardım uygulayacak. Oldukça da zararlı bir kesiye benziyor ama iç organlarında bilmiyoruz bir şey var mı şu anda. Kapının geçsine bırakalım. Diğerlerini alalım mı? Bağlı değil abi. Gel paşa gel. Gel oğlum hadi gel. İçeri gider. İçeri. Şimdi aynı bölgede ikinci bir posta kuruyoruz. Köpeğin tedavisini yaptık. Sürünün vurulan azılı domuzun yakınlarında olduğunu tahmin ediyoruz. Orada tekrar görüntüleyeceğiz şimdi. Tahmin ettiğimiz bir yer var. Oraya bakıp başka bir avlığa da geçebiliriz. Bırakıyorum biraz daha dere içine yukarı doğru gidiyoruz. Köpek nereden bulur? Önemli değil. Köpek bunu bulur. Köpek nereden bulur? Alındıktan sonra önemli değil. Sertaç. Şimdi sağında ileride yüksek bir taş gözüküyor bak. Bunun altında kimse var mı? Abi yok. Buraya çık. Sen oraya çık. Oraya çık. Tamam. Şimdi Adem var. Aşağıda üst tarafında da ben varım. Aynı yerim. Sen hemen arkandayız biz bak. Sen yanlış yerdesin. Köpeği ormana koymadın. Köpeği bıraktınız bahçede. Gidiyor bahçede. Yine doğru köpekler. Sertaç, o üstten senin olduğun yerden koyacak köpekler. Her yandısı geçti bahçeye. Evet, şu anda öğlen yemek molası verdik. İkinci postadan bir şey çıkmadı. Üçüncü posta kuracağız yemekten sonra. Yoroz bölgesindeyiz. Ordu'da Sarayıcık Yoroz Kent Ormanı. O bölgeye çıktık. Çok fazla domuz izi var. Zaten bizim grup içinde şöyle bir söz var. Domuzun başkenti burası. Ordu'da domuzun, Ordu ilinde domuzun başkenti Yoroz'dur. Bu ormanların çok büyük somuta yaylara varır. Hiç boşluk yok aralarda. Çok sığ, çok sarp. Çok sık çalılıklarla kaplı. Av çok zor ama biz alıştık, çok öğrendik araziyi. Keklik avına yeni gidiyoruz. İnşallah çok güzel bir av olacak. En iyi domuzun aşırı değmez. Karlı yerde olmaz. Nerede olur? Kar olmayan yerde olur. Değil.
Nereye kaçırdınız? Nereye? Bunların altına girdi. Şahin önünü kesti. Yavrucağız da kaldı. Fazla. Allah Allah. Gir oradan yana gir. Yana. Yana gir. Avruya izine baksana Avruya. Avruya git izine bakar. Öyle ileriye doğru git. İleri kaçma. Öyle yukarı çık. Bak yukarıda çatırıya bak. Hadi çok açın. Güzel manzara daha çıkmaz. Şapka çok pay dedi ya, bile şapkayı siper yapayım, enseye falan kar düşmüyor. Ne orman var bu eşyaydı ya, bile. Gele gele fazla gel. Yerimiz iyi değil diyor, bu ne nasıl? Hayır sen de gidiyor lan. Dur. Oh. Hop para bak. Hadi bir sor abi yolda. Dur hadi. Hadi. Evet bugün 3. postada Yorozkent Ormanı'nın altına ava girdik. Şu anda 3. posta bitti. 4 tane domuz da 3. postada vurduk. Bir tane de yaralandı ama onu vurduk saymıyoruz. Biraz önce de görüntüde izlediğiniz gibi bunu da zor çıkartabildik. Çok çıtırlık arazi var burada. Diğerlerini alamadık. Ama 3 domuz da hemen arkamızda gözüken ormanlarda bıraktık. Çalılıklarda. Güzel bir av geçti. Bereketli bir avdı. Sabah köpeği kesen domuzla birlikte 6 tane domuz vurmuş olduk bugün toplam. Güzel bir av oldu. Arkadaşlar da bayağı eğlendik. Umarım siz de beğenmiştirsiniz görüntüleri. Çok fazla vuruluş esnasında görüntü alamadık. O da arazinin azizliğinden kaynaklanıyor. İnşallah önümüzdeki avlarda daha güzel görüntüler size izletmeye çalışacağız. Teşekkür ediyoruz. İşim olarak. Bu arada ben arkadaşları yine tanıtayım. Sağ baştan başlıyorum. Hakan Bey kendisi sabah domuz vuran arkadaşımız, eczacı. Sertaç kardeşimiz, Nazmi Bey. Murat Bey var arkada. El kaldırsın arkadaşlar. Şahin Bey, Hakan Bey. Adem Bey. Ufuk, Fazlı, müdürümüz Kaya Bey ve ben Kerim. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz.